Hepiniz sunumuma hoş geldiniz. Bu sunumda çeviri kuramları ile ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Videoma ilgi gösterip gelen katılımcılara. Aslında bununla ilgili bir sunum geçen Mayıs ayında canlı olarak gerçekleştirmiştim Bar Çevir Kulübü etkinliği olarak. Bu sunumu tekrar ele almamın nedeni konuyu biraz daha basitleştirip mütercim ve tercümanlık bölümüne kayıt yaptıran öğrencilere faydalı olması. Bu sunumda sizlere çeviri kuramlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bunu yapmamın arkasındaki neden, bahsettiğim üzere çeviri bilim bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilere faydalı olmak ve çevirinin salt dilsel bir aktarım olmadığı vurgusunu tekrar yapmak. Zira mütercim ve tercümanlık bölümlerinde yeni kayıt yaptıran ve yeni gelen öğrenciler tabi çevirinin tanımını salt dilsel aktarım olarak görebiliyor. Ancak çeviri sadece İngilizceden Türkçe'ye ya da Almancadan Fransızca'ya yapılan çeviri değil. Bunun da ötesinde çeviri hem dilsel hem de kültürel aktarım olarak günümüzde tanımlanıyor. Yani sadece dil bilmek ya da dil edincine sahip olmak çevirinin yapılması için yeterli değil. Bunun da ötesinde çevirmenin hem kaynak hem de erek kültüre hakim olması gerekiyor ve çevirmenin kültürel kimliğini de ispatlamış olması ve kültürel zekasının gelişmiş olması gerekiyor. Yani her iki kültüre de hakim olması gerekiyor. Dolayısıyla çevirinin tanımını yaparken sadece dilsel aktarım şeklinde değil, hem dilsel hem kültürel aktarım şeklinde yapmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla da çeviri edinci tanımını açıklarken sadece dil edincini alt edinç olarak değil, kültür edincini de alt edinç olarak ele almamız gerekiyor. Tabii günümüz şartlarında sadece bu iki edinç türüyle de açıklayamıyoruz çeviri edincini. Alt edinçler çok gelişti çünkü. Kültür edincinin yanı sıra teknoloji edinci, ya da dil dışı edinç, psikomotor beceriler yani edinçler, çevirmenin araştırma edinci ve vesaire pek çok edinç var. Dolayısıyla çeviri kalitesini arttırmak amacıyla çevirmenin başvurabileceği pek çok edincini geliştirebileceği yaklaşım ve stratejiler var. Bu yaklaşım ve stratejiler sadece kitap okuyarak ya da kuramları öğrenerek de edinilmiyor. Ve sadece çeviri yaparak da edinilmiyor. Zira Alman dil bilimci Hans Hönig sadece çeviri yaparak, pratik yaparak çeviri tecrübesi kazanılamayacağını belirtmiştir. Çeviri tecrübesi edinebilmek için öğrendiğimiz her türlü bilgi kırıntısının, kuramın, çeviri yaklaşım ve stratejilerinin uygulaması, uygulama boyutunda bunları uygularken bunları uygulama bilincinde de olmamız. Yani biz bunları niye uyguluyoruz? Bunları uygularken bir üst bakış açısı kazanmamız gerekiyor. Bu kuramları uygulamamızın nedeni nedir? Ya da bu kuramların yetersiz kaldığı durumda başka hangi kuramlardan çeviri sürecinde faydalanmalıyım? Hangi yaklaşımlardan faydalanmalıyım? Hangi yöntem ve stratejiler bu metin türünde daha faydalı benim için? İşte bu soruları sorabilmemiz için belli bir aşamaya gelmiş olmamız lazım. Bu aşamaya gelmek için de tekrar belirtmek istiyorum bu noktayı. Sadece çeviri yapmak yeterli değil. Bizim her şeyden önce çok meraklı olmamız lazım her konuya dair ve çok fazla araştırma yapmamız lazım. Özellikle çevireceğimiz metin türüne uzman olmamız lazım. O metin türüyle ilgili ve text type'ı ya da metnin janrı ile ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olmamız lazım. Ya da araştırma yapmayı bilmemiz gerekiyor. Alan uzmanlarına nerede danışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunlar olmadan, dünya bilgisi olmadan, gündemle ilgili son konuları bilmeden çok yönlü bir çevirmen olamayız ve iyi bir çevirmen de olamayız. Dolayısıyla sadece bir kuramdan faydalanmak da
çeviri sürecini açıklamak da yeterli değil. Bakın hep süreçten bahsettik. Çünkü her şeyden önce çeviri bir etkinliktir, bir uygulamadır. Ve bu uygulamanın kaliteli olabilmesi için kuram ve kuramın yanı sıra yöntem ve stratejileri çok iyi bilmemiz, her şeyden önce bunu içselleştirmemiz gerekiyor, özümsememiz gerekiyor. Bu özümsemeden çeviri sürecine yansıtamıyoruz bu yaklaşımları. Peki bunları nasıl özümseyeceğiz? Çeviri yaparken hangi yöntem ve stratejileri kullanıyoruz? İlk başta bunları not edebiliriz. Çeviri sürecinin başında, daha çeviri profesyoneli olmadan bu yöntemi uyguladım. Bu yöntem nedir? İnternetten bile kısaca bir araştırma yaparak öğrenebiliriz. Ve zamanla fark edeceğiz ki bu yaklaşımlar artık reflekse dönüşmüş. Ve reflekse dönüştüğü için biz bunu uyguladığımızın bile farkında olmayacağız. Ki Hans Hönig iki kavramdan bahsediyor. Refleks ve yani reflex ve reflection kavramlarından bahsediyor. Reflection bir süreç. Yani refleksiyon diyoruz çünkü. Bu süreç edinilen bir süreç. Edinildikten sonra artık reflekse dönüşüyor ve reflection olmuyor artık. Refleks olarak tanımlanıyor. Yani sen artık o süreci tamamladın ve farkında olmadan uyguladığın her türlü yaklaşım ve yöntem reflekse dönüşmüş oluyor. İşte bu noktaya gelebilmek için demek ki en başında meraklı olmamız, her şeyi araştırmamız, her şeyi derken tabii ki kültüre, dile dair gerekli olan, faydalı olan pragmatik bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Bunları edindikten sonra eğer o çeviri yapacağımız dile de ve kültüre de hakimsek, makro bir perspektifte başarılı bir çeviri yapabiliriz. Yani kaliteli bir çeviri yapabiliriz. O halde kuramları öğrenirken ya da çeviri yöntem ve yaklaşımlarını öğrenirken kesinlikle ezberci bir yaklaşımla öğrenmeyeceğiz bunları. Ezber sizi hiçbir yere götürmez. Siz bu kuramları öğrenirken bunun nerede neye faydalı olacağını öğrenmeniz lazım. Mesela bazı kuramlar sürece faydalıdır. Bazı kuramlar sadece ürün odaklıdır ve ürün üzerinden yapılan incelemelerdir. Yani ürün dediğim çeviri metin, çevrilmiş metin. Dolayısıyla hangi kuram neye faydalı, bu kuramı niye öğrenmeliyim? İşte bu üst bakış açısı olmadan kuramlara hakim de olamayız. Dolayısıyla kuramları kesinlikle ezberlemeden, anlayarak ve bir sentez oluşturarak öğrenmemiz lazım. Yani sentez dediğim, önce kuram bilgisini edinmemiz lazım. Tabi bunu edinirken ezberci bir yaklaşımla değil. Sonra zihinsel süzgecimizden geçirerek bir bireysel bir sentez oluşturuyoruz. Ve demek ki bu kuram buna faydalı diyebiliyoruz. Kuramlar o halde, şuna da dikkat etmemiz lazım burada. Her kuram aslında bir birey tarafından geliştiriliyor ve bu bireyler dil bilimciler ya da çeviri bilimciler bizim bağlamımızda. Bu bireyler hiç düşündük mü bu kuramları niye geliştiriyor? Benim büyük ihtimalle adım atıf alsın ya da işte bu kuram benim adımı yaşatsın diye olduğunu sanmıyorum. Zira kuramların geliştirilmesi neden oluyor? Şundan oluyor. Bu kuramcılar da, kuramları geliştiren kuramcılar da aslında pratik yapan kişiler. Yani çeviri yapan bireyler. Ve dolayısıyla bir şeylerin eksik olduğunu görüyorlar. Ve bu eksikliği kapatıp çeviri sürecini daha kaliteli hale getirmek ve çeviriyi daha alımlanabilir hale getirmek için kuramlar ortaya atılıyor. Yani alımlama estetiğini arttırmak için. Söz gelimi ilk geliştirilen çeviri kuramlarına bakarsak bunların dil bilimsel odaklı olduğunu görürüz. Ve bunlar sadece çevirinin dilsel boyutuna odaklanıyor. Tabi dilsel boyuta odaklanan kuramlar kültür boyutunu ikinci plana attığı için kültür odaklı çeviri kuramları bu eksikliği fark ederek bu sefer teorisyenler kültür odaklı çeviri kuramlarını geliştiriyor. Ve kültür odaklı çeviri kuramlarının da eksik kaldığı durumda bu sefer farklı kuramlar geliştiriliyor.
Bunun üstüne diyelim ki firmware Scopus kuramını geliştirmiş ve bu kuram çevirinin sadece dilsel aktarım olmadığını, aynı zamanda kültür aktarımı olduğunu da savunuyor ve çevirinin bir işlevi olduğunu savunuyor. Dilsel odaklı çeviri kuramlarına baktığımızda çeviriyi salt dilsel olarak açıklarken ve eş değerlik üzerinden giderken, Scopus kuramı kültür üzerinden gidiyor ve erek kültürün önemli olduğunu belirtiyor. Fermier'den sonra Fermier'in öğrencisi Christiana North Fermier'in bu açıklamasını yeterli bulmuyor diyelim ve çeviriyi erek kültür odaklı olması gerektiğini savunsa da North, Fermier gibi işte vartı sadakat kuramını savunuyor mesela. Çünkü Fermier erek odaklılığı ön plana çıkarırken aslında kaynak metnin tacından edilmesi durumu söz konusu oluyor onun kuramında, Scopus kuramında. Ama Nord'un yaklaşımında işte vartı sadakat kuramı var. İşte önemli ama kaynak metin de yok sayılmamalı diyor. Yani herkes bir öncekinin üstüne bir şeyler ekleyerek kuram geliştiriyor. Dolayısıyla sosyal bilimlerde ya da bizim alanımızda, çeviri bilim alanında kuramlar kümülatif olarak ilerliyor. Bilim kümülatif olarak ilerliyor ve paradigma da kümülatif olarak ilerliyor. Kümülatif ilerledikçe çeviri süreci daha anlaşılır ve daha kolay hale gelmiş oluyor aslında. Ve çeviri ürün daha somut temelli yaklaşımlarla açıklanıyor. İşte bu, bütün bunların arkasında bir eksikliği kapatmak var. Ve bu eksikliği kapatırken önceki kuramlar yok sayılmıyor. Yanlışlanıyor ama yok sayılmıyor. Yok sayılmadığı için de bu kuramların kümülatif ilerlediğini ve her kuramın bir önceki kuramın yaklaşımlarından ya da yetersiz kalan kavramların tekrar açıkladığını söyleyebiliriz. Ve o yaklaşımları tekrar açıkladığını söyleyebiliriz. Yani hiçbir kuram sıfırdan üretilmiyor. Sadece öncekinin eksik kalan yönleri açıklanıyor ve kuram geliştiriliyor. O halde kuramı genel geçer ya da nesnel bir bilgi olarak açıklamak doğru bir açıklama değil. Kuram aslında subjektif ve yanlışlanmaya müsait. Şimdi subjektif olması onun yanlışlanabilir olmasına müsait bir zemin hazırlıyor. Bu da aslında yanlışlanabilirlik özelliği de bilimsel bir bilginin temelinde olan bir şey. Yani bir bilgi yanlışlanmadan başka bir kuram üretilemez. Siz yanlışlayacaksınız ki önceki kuramı yeni bir kuram üretebilir. Ama neden yanlışlıyorsunuz? Laf olsun diye yanlışlıyorsanız yaptığınız ya da ortaya koyduğunuz kuram hiçbir şekilde somut temelli değilse, soyut bir bilgi ise eğer, uygulamaya hiçbir faydası yoksa o kuram zaten çürütülmeye müsait yapıda oluyor. Şimdi yanlışlamak ve çürütmek de farklı bu arada, bu temelde düşünürsek. Bir kuram eğer hiçbir şekilde uygulanmıyorsa zaten kolay bir şekilde çürütülüyordur. Yanlışlamak biraz daha farklı. Yanlışlarsın ama yanlışlamanın nedeni doğrusunu bulmak içindir. Doğrusunu bula bula en sonunda bir kuram ortaya atarsın. Ve ortaya attığın bu kuram senin çeviri sürecini daha kolay atlatmanı sağlar. Dolayısıyla sizler kuramları öğrenirken kesinlikle kuramlar arasında bağlantı kurmaya çalışın. Bir önceki kuram ne söylüyor? Ondan önceki kuram ne söylemiş? Bu kuramların arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar nelerdir? Bu kuramı niye öğreniyorum? Bunun çeviri sürecindeki faydası ne? Şimdi kuramın tanımına baktığımızda uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi diye bir tanımlama yapılmış. Bu tanımlama kuramın açıklanması açısından yeterli bir tanımlama değil. Kuram uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi olarak artık anılsa da bu hale dönüşmesinde mutlaka bir uygulamanın olması lazım. Yani uygulamadan bağımsız değil aslında ilk ortaya çıktığında. Bir uygulama var. Bu uygulama sonucu kuram üretiliyor. Eksik kalan yönler görülüyor. Yeni bir kuramsal yaklaşım ortaya atılıyor. Sonrasında artık o kuram genel geçer hale geliyor ve belki de kanun haline geliyor.
ve sonrasında soyut bilgiye dönüşüyor. Ama soyut bilgiye dönüşmesi için önce bir somut bir sorunu çözmesi lazım. Bu sorunu çözdükten sonra kuram oluyor. Sizler bu kadar bilgi yükünü zihninizde taşıyın diye bunları anlatmıyorum. Sadece sizin bir şeyleri tartışırken sorunları görmeniz ve neyin ne olduğunu görmeniz için anlatıyorum. Dolayısıyla kuramları bu perspektifte ele almamız lazım. Yani her kuramsal bilgi uygulama olmadan ortaya çıkamazdı. Mutlaka bir uygulamanın başta olması gerekiyor. Yani bunlar birbirine aslında bağımlı en başında. Sonrasında bağımsız hale gelebilir. Artık iyice oturmuş bir kuram haline gelir. Skopos kuramı gibi. Bu takdirde artık bağımsız bir hale gelebilir. Ama ilk ortaya çıktığı anda kesinlikle birbirine bağımlı. Ve uygulama olmadan kuram olmayacağı gibi kuram olmadan da uygulama olamıyor. Yani siz bir kuramı ezberleyip o kuramı sular seller gibi anlatsanız da uygulaması olmadıkça o bilgi birikiminin hiçbir anlamı yok. Zihninizi boşa yormuş oluyorsunuz. Mutlaka bunun çeviri sürecine yansıtılması lazım. Ya da çeviri ürününe bunu yansıtmanız lazım. Yani bu kuramın niye uygulandığını her şeyden önce sorgulamanız lazım. Unutmayalım ki bütün bilimsel bilgiler, bütün bilimler felsefeden doğmuştur ve sorgulamadan doğmuştur aslında. Diğer sunuma nihayetinde geçebiliriz 16. dakikada. Biraz gevezeliğim tuttu bu noktada. Şimdi aslında çevirinin bilim olarak kabul edilmesi ya da çevirinin bir disiplin haline dönüşmesi tabii ki hepimizin bildiği gibi belli bir dönem sonrasında gerçekleşmiş. 20. yüzyılın son çeyreğinde, ikinci yarısında Amerikalı ve Hollandalı çeviri bilimci, kendisi Hollanda'da yaşadığı için aslında Amerikan vatandaşı, James Holmes 3. Uluslararası Uygulamalı Dil Bilim Kongresi'nde, Kopenhag'da düzenlenen kongrede bir bildiri yayınlıyor. Bu bildirinin adı Çeviri Bilimin Adı ve Doğası. Bu bildiride aslında Holmes edebiyat üzerinden gidiyor. Yani edebi çeviri üzerinden giderek bir bildiri hazırlıyor. Belki o bile tahmin edememişti çevirinin böylesine bir dönüşüm geçireceğini. Bu bildiride bazı açıklamalarda bulunuyor ve bir çeviri bilimin bugünkü haritasını oluşturuyor aslında. Bu harita üzerinden çeviri bir disipline dönüşüyor ve bu disipline dönüşmesinin ardından çeviri günümüzde bunun da ötesinde interdisipliner bir bilim dalı haline alıyor. Niye interdisipliner diyoruz? Çünkü çeviri salt tek başına bir disiplin olarak kabul edilse de bu disiplin varlığını diğer disiplinlere borçlu. Yani dil bilimi olmadan ya da sosyal bilimler olmadan, edebiyat, kültür olmadan çevirinin varlığından da söz edemeyiz. Dolayısıyla bunların iç içe geçmesiyle çeviri de interdisipliner bir bilim dalına dönüşmüş durumda. Ve interdisipliner bu bilim dalı olma özelliğini de bu bilim dallarına borçlu. Aslında disiplin diyoruz. Disiplin bilim dalı demek. Bu bizim bağlamımızda. Onun da altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar Holmes'un görüyoruz, fotoğrafları da var. Bir şair havasında aslında, ki kendisinin şiir çevirileri de mevcut. Onun da altını çizeyim. Hatta meta translation kavramını da ortaya attığını biliyorum. Buna meta poem diyor, hatta üst şiir. Çeviriye üst şiir kavramını kullanıyor. Holmes'un bu bildirisi kısaca aslında derslerde de bahsettiğim gibi bu şekilde haritalandırılmış durumda. Bu haritayı da İsrailli çeviri bilimci Turi bize çizmiş. Çizse de aslında geliştiren kişi tabii ki Holmes. Holmes çeviri ikiye ayırıyor. Saf çeviri bilim ve uygulamalı çeviri bilim olmak üzere. Saf çeviri bilim kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kuramsal ve betimleyici. Şimdi saf çeviri bilim şu aslında kısaca.
çevirinin kuramsal ve betimleyici boyutu. Bu aşama çevirinin nasıl yapıldığına ilişkin elde ettiğimiz her türlü bilgi ve kuramsal yaklaşımlar içeriyor. İşte sadece bu kısmı öğrenerek bizim çeviri bilim bölümünden mezun olmamız tabii ki mümkün değil. Bunun bir de uygulama ayağı var. Bu kısımda applied, yani uygulamalı kısım olarak geçiyor. Demek ki önce bu kısmı halletmemiz lazım. Yani kuramsal kısmı halletmemiz, bu kısmı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrenirken ezberlemeyeceğiz. Ezberlemekten ziyade anlamaya çalışacağız ve kendi kendimize sorgulamamız gerekiyor. Neden ve nasıl? Niye? Niçin? Niye böyle oldu? Ya da bu kuram neye faydalı? Hangi metin türlerinde bu kuram uygulanıyor? Bu metin türünde hangi yaklaşımı uygulayabiliriz? Ya da diğer metin türünde hangi yaklaşımı uygulayabiliriz? Gibi soruları sormamız lazım. Bu Pure Translation Studies, yani saf çeviri bilim kısmında kuramsal kısım kendi içinde ikiye ayrılıyor. Genel ve kısmi olmak üzere. Genel dediğimiz kuramlar akla her türlü metin türüne uygulanabilecek, yazılı ve sözlü çeviri uygulanabilecek kuramları getiriyor. Daha çok işlevci çeviri kuramları bu kapsamda değerlendiriliyor. Yani Scopus kuramı gibi kuramlar. Scopus hepimizin bildiği gibi amaç demek aslında. Yani amaç odaklılığı savunuyor. Bu amaç odaklılık zaten her eylemin arkasında bir amaç olduğu için, çeviri de bir eylem olduğuna göre bir amacı olduğu için bu amaç doğrultusunda çeviri yapılıyor ve dolayısıyla da genel kategorisine giriyor. Ve genel kategorisi içerisinde değerlendirilen kuramlar işte çeviri kuramları ya da daha makro perspektiften üretilen kuramlardır diyebiliriz. Yani metnin bütününü etkileyen ve metnin tamamını etkileyebilecek türden kuramlar. Kısmi çeviri kuramları aslında daha mikro yaklaşımlar akla getiriyor. Küçük ölçekli ve bu küçük ölçekli yaklaşımların teker teker uygulanmasıyla aslında makro yaklaşımlar elde ediliyor. Yani biz minimal düzeyde ya da mikro düzeyde bazı yaklaşımlardan yararlanarak metni ürettiğimiz zaman, eğer metin kaynak odaklı bir metinse kaynak odaklıdır, ama erek odaklı bir metinse erek odaklıdır. İşte bu makro sonuca ulaşabilmek için önce tabii ki sözcükleri aktarmamız ve sözcüklerin arkasındaki kültürü aktarmamız gerekiyor. Bunları aktararak bir metin üretiyoruz, çeviri metin üretiyoruz ve dolayısıyla partial translation studies, yani kısmi çeviri kuramları hepimizin uygulamakla yükümlü olduğu yaklaşımlar. Bu yaklaşımları önce reflection olarak, yani bir süreç olarak öğreniyoruz. Sonra bunlar Hönig'in belirttiği gibi reflekse dönüşüyor artık. Yani artık bunları biz uygulayıp uygulamadığımızın bile farkında değiliz. Mesela bunlardan bir tanesi text type restricted, yani metin türüyle sınırlı. Metin bilgilendirici bir metin midir, anlatımcı bir metin midir, yoksa işlemsel bir metin midir? Buna karar vererek veya metin eğer bilgilendirici ise diyelim ki açıklama yöntemi uygulamanız gerekirken, metin işlemselse uyarlama yöntemi uygulamanız gerekir. Ya da eğer metin anlatımcı bir metinse uygulamanız gereken strateji kaynak yazarın bakış açısını yansıtmaktır veya bu tabi Rice'in belirttiği şeklinde stratejiler, farklı stratejilerde uygulanabilir. Time restricted dediğimiz zamanla sınırlı. Yani yapılan çeviri hangi dönemde, yazılan metin, kaynak metin hangi dönemde yazılmış, çevirisi hangi dönemde yapılacak, yapılan çeviriyle kaynak metin arasında, kaynak metin yazılması arasında belli bir süre geçmiş mi? Yani art süremlilik, es süremlilik olayları. Aynı modern yüzyılda mı yazılmış, yoksa önceki yıllarda mı yazılmış, yüzyıllarda mı yazılmış, buna karar verme aşaması. Rank restricted dediği daha çok dil bilimsel odaklı yaklaşımları akla getiriyor. Sözcük seçimleri diyelim ki. Vesaire vesaire. Yani bu yaklaşımlar başta
belki öğrenilmesi gereken yaklaşımlar öğrenildikten sonra bir yaklaşım edinilir artık. Yani siz önce bir şey öğrenirsiniz, sonra edinirsiniz. İşte bu edinilmiş hali, bu yaklaşımlar edinilmiş hali sizin uzman kimliğinizi de ispatlamış oluyor. Bu hale gelebilmek için o halde bu yaklaşımları ezberlemeden anlayarak öğrenmemiz lazım. Yani içselleştirmemiz lazım. Mesela area restricted, alanla sınırlı demek. Yani yapılan çeviri hangi dilden hangi kültüre yapılıyor, hangi kültürden hangi kültüre yapılıyor gibi. Betimleyici yaklaşımlar daha çok çevirinin ürün yönüyle, bir işlev yönüyle ya da süreç yönüyle ilgileniyor. Yani ürün odaklılık dediğimiz yapılan çeviri metin, çeviri ürün. İşlev odaklılık dediğimiz işte çevirinin belli bir işlevinin olup olmadığı. Süreç odaklılık dediğimiz çeviri uygulaması sürecinde çevirmenin zihninde geçen, çevirmenin aklından geçenler. Yani yaklaşımlar. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani aslında descriptive kısmı theoretical kısımla bağlantılı ve hepsi pure kısmıyla bağlantılı. Bu kısımları dediğim gibi ezberlemeyeceksiniz. Öğreneceksiniz. Öğrendikten sonra edineceksiniz. Bu kısım öğrenilirken biraz biraz uygulama kısmına yansıtmamız gerekiyor. Yani çeviri sürecine yansıtmamız gerekiyor. Bakalım bunları uygulayabiliyor muyuz? Yani bu yaklaşımları cümle düzeyinde kendi kendimize çeviri yapmayı deneyebiliriz. Ve bunu yaparken area restricted ya da rank restricted bağlamında o çeviri yapabiliriz. Diyelim bir cümle seçelim. Kaynak işte bir Amerikan kültüründen edebi Ernest Hemingway'in bir eserinin bir eserinde geçen bir cümleyi çeviriyoruz diyelim ki. Burada area restricted ne olur? Tabii ki Ernest Hemingway farklı bir kültür ve farklı bir okuyucu için o metni yazdı. Dolayısıyla bu metni niye yazdı? Hangi dilde yazdı? Hangi kültür için yazdı? Hangi kültürel çağrışımlar var? Buna karar verip sonra erek kültürü zaten tanıyoruz. Ona karar verip en sonunda çeviriyi gerçekleştiririz. Yani direkt çeviriyi yapmadan, yani sözcükleri aktarmadan, çünkü ne demiştik? Çeviri saf dilsel bir aktarım değil. Aynı zamanda bir kültür aktarımıdır demiştik. Dolayısıyla çeviriyi bodoslama yapmadan önce bu yaklaşımları uygulayıp zihnimizde bir scene ve frame oluşturabiliriz. Yani bir çerçeve oluşturup bir sahne oluşturabiliriz. Zihnimizde canlandırırız. Ha, demek ki Ernest Hemingway bu cümlede şunu kastetmiş. Bunu o zaman erek kültüre aynı etkiyi yaratacak şekilde aktarayım. Ya da belki de erek kültürün beklentileri doğrultusunu aktarayım. Ama bu noktaya gelebilmek için işte bizim kafamızda bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor. Ya da metnin türüne karar vermemiz gerekiyor. Hangi dönemde yazılmış, buna karar vermemiz gerekiyor. Bunu yapmadan direkt, hiç ön araştırma yapmadan direkt ya da alanla sınırlılık yaklaşımına girmeden, işte çevirinin metin türüne karar vermeden, metin türünü değiştirmemiz de bizden istenebilir bu arada. Çeviri yaparken yayın evi tarafından vesaire. Bunlara bizim karar vermemiz lazım en başta. Dolayısıyla bunları süreçte içselleştirmemiz gerekiyor. Bunlara karar verdikten sonra çeviri yaptığımız takdirde çevirinin kalitesinin de yükseldiğini görmüş olacağız. Kuramları da aynı şekilde yapmamız lazım. Yani bir kuramı uygulamadan önce o kuramı zihnimizde bir net oturtmamız ve bu kuramı neden uyguladığımızı sorgulamamız lazım. Bu takdirde çeviri süreci başarıyla atlatılmış oluyor. Kısacası bu. Yani önce kuramsal yaklaşımları öğrenip edindikten sonra yavaş yavaş artık yansıtmamız lazım sürece. Öğrenirken de çeviride bunların önemini görmek için istersek çok uzun paragraflar çevirmeden, özellikle birinci sınıflar için söylüyorum, kısa kısa cümle çevirileri yapabiliriz.
Böylelikle şunu da göreceğiz. Çevre sahtesel bir aktarım değil. Aynı zamanda kültür aktarımı. Aynı zamanda belki de bir ideoloji aktarımı. Bunu görmüş olacağız. Bakın. Burada güzel bir söz var. José Saramago'nun. Ne diyor? José Saramago. Yazarlar ulusal edebiyata katkı yaparken çevirmenler evrensel edebiyata katkı yapar. Yani yazarlar belki de daha az görünür çevirmenlere göre. Çevirmenin görünür kimliği daha fazla. Çünkü yazarların da sesi oluyor çevirmenler çeviri yaparken. Dolayısıyla siz sesi yüksek çıkan çevirmen olmak istiyorsanız ya da başarılı çevirmen olmak istiyorsanız demek ki sesinizi yükseltmeniz ve bu yükseltmek tabii ki metaforik anlamda kullanıyorum. Sizin böylesine bir rolünüz varsa ne yapmanız lazım? Her türlü gündelik hayattaki bilgileri çeviriye yansıtmanız lazım. Öğrendiğiniz her şeyi çeviriye yansıtmanız. Zaten bunun farkında olmadan refleks haline getiriyorsunuz. Eğer önsel bilginiz ya da çeviri yapacağınız uzmanlık alanı ile ilgili art alan bilginiz yüksekse zaten siz bunu içselleştirdiyseniz ve iki dile de iki kültüre de hakimseniz sadece yabancı dile hakim olmak da yetmiyor. Ana dil edincinizin de gelişmiş olması gerekiyor. Siz zaten iyi bir çevirmensiniz. Hatta şöyle söylemek daha doğru. Piyasada uzun yıllardır çeviri yapan çevirmenler tabii ki belli bir uzmanlık kazanmış kişiler. Ancak uzun yıllardır çeviri yapıp sadece belli bir alanda çeviri yapıyorsa ve kendini sadece bu alanda geliştirip ya da belki de sadece sözcükleri aktarmanın çeviri olduğu şeklinde zihninde bir çeviri tanımlaması varsa belki sizin çeviri eğitimi aldıktan sonra her türlü donanımla mezun olmanız ve dil edincinin yanı sıra kültür edinci, teknoloji edinci gibi ya da psikomotor becerileri, stratejik edinç, Pakti grubunun da belirttiği gibi pek çok alt edinç var. Yine Pim'in de belirttiği gibi Antonio Pim'in diyelim tematik edinç yani konu edinci gibi edinçleriniz zaten mevcutsa siz belki de uzun yıllardır çeviri yapan kişiden bir çevirinizde daha öne geçmiş olacaksınız. Çünkü her alanda kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabii burada şöyle de bir şey anlaşılmasın. Piyasada uzun yıllardır çeviri yapan ve çok deneyimli çevirmenler de var. Ancak kendini geliştirmemiş, sadece çeviriyi dilsel aktarım olarak gören kişiler için bu açıklamayı yaptım. Siz bunlardan daha ön plana çıkmış olacaksınız. Bu arada şunu da tabii ki bilmemiz gerekiyor. Kuramlar sadece süreç değil, çevirinin ürün boyutunun sosyo-kültürel betimlenmesinde de önem arz ediyor. Yani öğreneceğimiz, çeviri süreci boyunca öğreneceğimiz her kuram aslında bizim çeviri sürecine katkı sağladığı gibi çeviri ürüne de katkı sağlıyor. Yani çeviri ürün dediğimiz yapılmış çeviri ya da çeviri metin, yani translated text diyoruz buna. Bu translated text demek ki incelenebiliyor. Yani süreç boyutu incelendiği gibi ürün boyutu da incelenebiliyor. Skopos kuramı gibi kuramlar daha çok çevirinin işlevsel boyutuna odaklanırken ve akla daha çok çeviri sürecini getirirken bazı kuramlar vardır ki bunlar da akla ürün boyutunu getirir. Yani yapılan çeviriler üzerinden incelenme. Yapılan çevirileri incelemek de aslında bir uygulamadır. Ve bu da applied kısmında değerlendirilmesi gerekir. Zira o kısımda çeviri eleştirisi de vardı. Demek ki çeviri sadece süreç boyutu da uygulamalı olmuyor. Çeviri ürün de aslında uygulama boyutunu akla getiriyor. Çoğu dizgi ve betimleyici çeviri araştırmaları gibi bazı kuramlarımız var. Peki bu kuramlar neye yarar? İşte bu soruyu kendimize sormamız lazım. Evet, tamam, hani süreç kuramları çeviri sürecinin kolay atlatılmasını sağlıyor. Peki ürün odaklı kuramlar neyi sağlıyor? Zihnimizde bunu sormamız lazım. Bu kuramlar kısaca şunu sağlıyorlar aslında. Bunlar
çeviri ürününün sosyokültürel etkileri ve sosyokültürel betimlenme yoluyla okuyucu kitle üzerinde ideolojik yansımaları çevirinin ve bu çevirilerin ulusal yazın inşasındaki rolü üzerine odaklanıyor. Şimdi çevirmen bir çeviri yapmış olsun. Bu çeviri çok akıcı bir çeviri olmuş olsun ve çevirmen burada görünmez olmayı tercih etmiş olsun. Demek ki çevirmen görünmez olmayı tercih ediyorsa, yani çevirmen olarak görünmez olmayı tercih ediyorsa, çevirmen yeniden yazar kimliğini daha ön plana çıkarmış demektir. Peki çevirmen yeniden yazar kimliğini durduk yere mi ön plana çıkarıyor? Niye ön plana çıkarıyor? Demek ki çevirmen çeviri sürecinde erik kitlenin beklentilerini göz önünde bulunduruyor ki orada yaptığı işin çeviri olduğunu göstermek istemiyor erik kitleye. Ve mümkün olduğunca adaptasyon, yerleştirme, serbest çeviri gibi yaklaşımlara başvuruyor çeviri sürecinde. Bunu yapmasının nedeni pek çok faktöre bağlı olabilir. Yapılan çeviri çocuk edebiyatı üzerine olabilir. Ve erik kitle çocuklar olabilir. Mesela masal çevirileri. Tabii çevirmen burada erik odaklı olmak zorunda ve yabancılaştırma stratejisinden ziyade daha çok, yani görünür olmaktan ziyade görünmez olmak zorunda. Görünmez bir şekilde çeviri yapıp sanki çocuğun o çeviriyi okurken bir Türk yazardan çıkmış gibi okumasının belli nedenleri var. İşte bu nedenleri inceleyen ve bunun çocuklar üzerindeki çevirinin etkilerini inceleyen ya da okuyucu üzerinde bıraktığı etkiyi inceleyen yaklaşımlar aslında çoğul dizge ve betimleyici çeviri araştırmaları. Bu yaklaşımlar tabii ki özellikle farklı amaçlarla da yapılabiliyor. Mesela kaynak metin sağ söylemle yazılmış bir metin olsun ama çevirmen bunu sol söylemle çevirmek istiyor ve sol söylemle çeviriyor. Biz de çeviri eleştirmeni olarak bu çoğul dizge ve betimleyici çeviri araştırmaları yaklaşımlarından faydalanarak çevirmenin sol söylemi neden tercih ettiğini bulmaya çalışıyoruz. Ve sol söylemle yapılan çevirinin sosyokültürel etkilerini inceleyerek bunun erik kitle üzerindeki ideolojik yansımalarını inceliyoruz. Bu tabii ki belli bir amaçla yapılmış oluyor çeviri ve bu amacın erik kitle üzerinde bıraktığı etkinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu çeviri ürünün üzerinden anlayabiliyoruz. Çünkü süreci biz ölçemiyoruz. Ölçebileceğimiz bir teknolojik araç yok. Ancak çeviri ürün üzerinden çevirmenin bu çeviriyi neden yaptığını biz inceleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Aynı şekilde sol söylemle yazılmış bir çeviriyi, sol söylemle yazılmış bir kaynak metni çevirmen sol söylemle sağ söylemle aktarabilir, söylemini değiştirebilir. Bu da ideolojik bir çeviridir. Bu da incelenebilir. Çeviri eleştiriye tabi tutulabilir. Yapılan çevirinin işte bu şekilde yapılmış olmasının nedeni ya da erik kitlenin bu çeviriyi alımlayıp alınamayacağı, bazen ulusal yazın söz gelimi yapılan çeviriyi benimsemeyebilir ve benimsemediği takdirde çeviri merkezde yer almak yerine kenarda yer alır. Yani kenar dediğim ikinci planda yer alır. İkincil edebiyat konumunda kalır. Çoğul dizge kuramı bu şekilde açıklıyor bu durumu. Dolayısıyla bu yaklaşımlar bizim çeviri ürün üzerinden belli bir sosyokültürel etkiyi anlamamızı sağlıyor. Başka pek çok örnek var. Bu örneklerle sizleri sıkmak istemiyorum. Ancak bir tane daha örnek var. Ondan da bahsetmek gerekir. Söz gelimi Hasan Ali Yücel döneminde Batı'dan, özellikle Fransa'dan yapılan klasiklerin çevirilerini düşünürsek, bunlar mümkün olduğunca yabancılaştırma yöntemiyle, aslında yani yabancılaştırma derken farklı kültürlerin erik kitleye tanıtılması amacıyla yapılmış ve bu şekilde Batı yakalanmaya çalışılmış. Batı'daki ilerlemeler, yani edebiyat anlamındaki ilerlemeler bir şekilde yakalanmaya çalışılmış
ve ideolojik çeviriler yapılmış o dönemde. Bu şekilde Arapçanın etkisi biraz daha ikinci plana atılarak çağdaş dilleri olan önem daha ön plana çıkmış diyelim ki. Hatta sözcükler biraz daha sadeleştirilmeye çalışılmış, Arapça sözcükler vesaire. Yani amaç kültürü o dönemde transforme, farklı bir transformasyon sürecinden geçirerek farklı ideolojilerin de erek kitleye girmesini sağlamak. Bunu işte çeviriler üzerinden yapılmaya çalışılmış. Tercüme bürosu bu faaliyetlerine bu faaliyetlere ön ayak olmuş ve pek çok eser Fransızcadan, İngilizceden, diğer dillerden Türkçe'ye aktarılmış ve bu şekilde bir ulusal yazın inşasına girişilmiş. Tercüme bürosunun başında o dönemde Nurullah Ataç var mesela. Nurullah Ataç, Montaigne'in denemelerinden etkilenmiş ve kendisi de ona benzer denemeler yazmaya başlamış. Bu şekilde Montaigne'in denemelerinin çeviri yoluyla erek kitleye aktarılması sonucunda ve bu şekilde batıda hangi edebiyat türlerinin trend olduğu görülerek erek kitlede aşinalık kazanıyor bu kültüre, yabancı kültüre karşı ve sonuç olarak Nurullah Ataç gibi yazarlarımız da kendi denemelerini yazmaya başlıyor. Bu şekilde çeviriler yoluyla ulusal yazın inşa ediliyor. Şimdi bu kuramlar aslında temel olarak buna yarıyor. Yani çeviri ürününün betimlenmesi ve bu betimleme yoluyla belli bir erek kitlenin üzerinde çevirinin yarattığı etkiyi görmek ve ideolojik yansımalarını görmek. Peki bu kuramları kimler geliştirmiş? Bu kuramlar özellikle Tel Aviv ekolünün temsilcileri İtamar Even Zohar ve Gideon Theury tarafından geliştiriliyor. Even Zohar çoğul dizge kuramını geliştiriyor. Gideon Theury ise betimleyici çeviri araştırmaları kuramını geliştiriyor. Tel Aviv ekolünün ilk temsilcisi İtamar Even Zohar çoğul dizge kuramını ortaya attıktan sonra Theury betimleyici çeviri araştırmalarını çoğul dizge kuramı üzerine inşa ederek geliştiriyor. Şimdi ben uzun uzun size bu kuramların neye yaradığını söyledim. Bunları şimdi biraz daha spesifik hale getirirsek, yani bu kuramlar nedir? Çoğul dizge kuramı neye yarar? Betimleyici çeviri araştırmaları neye yarar? Kısaca bunlara değinirsek, özelde değinirsek, tamam, temelde bunların amacı çeviri ürüne odaklanmaları ve belli bir kültürün üzerinde çevirinin yarattığı etkiyi görmemizi sağlamak. Yani sosyo-kültürel etkilerini görmemizi sağlamak. Ama özellikle çoğul dizge kuramı neye yarıyor? Betimleyici çeviri araştırmaları neye yarıyor? Şimdi kısaca buna bakalım. Çoğul dizge kuramı aslında çeviri yazının ulusal yazın inşasındaki rolüne değiniyor. Yani çoğul dizge kuramının mantığında şu var. Çeviriler yapıldıktan sonra bu çeviriler erek kültür tarafından alımlanıyor mu, alımlanmıyor mu? Eğer çeviriler erek kitle tarafından alımlanıyorsa, yani tamam kabul ediliyorsa, tamamdır deniyorsa, o zaman çeviriler sayesinde ulusal yazın dönüşmeye başlıyor. Yani eski, kemikleşmiş olan ya da muhafazakar edebiyat dediğimiz ulusal yazını şekillendiren edebiyat yavaş yavaş etkisini kaybederek çeviriler daha ön plana çıkmaya başlıyor ve çeviriler yoluyla ulusal kültür farklı bir radikal bir değişime uğruyor. İşte örnek vermiştik Hasan Ali Yücel dönemi. Yine Tanzimat döneminde özellikle 19. yüzyılda Osmanlı döneminde batıdan bu Robinson Crusoe diyelim ki Osmanlıcaya çevriliyor. Yani bu eserler tabii ki olabildiğince yalınlaştırılarak aktarılıyor. Ve bu aktarma sırasında bunun belli bir yapılış amacı var. O da modernleşmek. Yani bu çeviriler Osmanlı'da niye yapılıyor? Sadece
edebiyat divan edebiyatından oluşmuyor demek için yapılıyor. Dolayısıyla çeviriler yapılarak divan edebiyatı, kemikleşmiş olan edebiyat çeviriler yüzünden önemini kaybetmeye başlıyor ve saygın görülen edebiyatken yavaş yavaş saygın görülmeyen edebiyata doğru yol alıyor. Çeviriler ilk erek kitleye girdiği anda saygın görülmeyen edebiyatken yavaş yavaş saygın görülen hale geliyor. Yani ikisi yer değiştiriyor. Dolayısıyla Osmanlı toplumu bu şekilde dönüştürülüyor. Yani bakın sadece divan edebiyatı yok, roman da var aslında. Bu romanlar çevrilerek, çeviriler yoluyla Osmanlı edebiyatı dönüştürülüyor ve ulusal yazında radikal değişiklikler meydana geliyor. Bu durumda merkez konumunda yer alan divan edebiyatı çeviriler sayesinde yavaş yavaş çevreye doğru giderken, ilk başta çevrede yer alan çeviriler yavaş yavaş merkeze gitmeye başlıyor. Yani şu, çeviriler ilk yapıldığı zaman saygın görülmeyen konumda, halk çok fazla saygı göstermiyor ve çevre konumunda. Ama yavaş yavaş okunmaya başladıktan sonra artık çevre konumundan merkez konumuna geçiyor. Merkezde yer alan kemikleşmiş edebiyat çevre konuma geçiyor. Ve saygın görülen edebiyat saygın görülmeyen edebiyata dönüşürken, saygın görülmeyen edebiyat saygın görülen konuma dönüşüyor. Çoğul dizge kuramı bunu savunuyor. Peki işte bunun arkasındaki neden ne? Bunun arkasındaki neden bu yapılan çevirilerin toplumu sosyokültürel açıdan radikal bir değişime uğrattığını göstermek. Bakın gerçekten bu şekilde radikal bir değişime uğradı çeviriler yoluyla edebiyat. Bunu göstermek. Daha basit bir örnekle bu fantastik kurgu edebiyatı saygın görülmeyen edebiyat konumundayken, yani popüler edebiyat konumundayken, popüler edebiyat ne demek? Kar amacı güderek insanları eğlendirmek amacıyla yazılan edebiyat, metinler. İşte çocuk eserleri ya da fantastik eserler genelde saygın görülmeyen konumda yer alıyor. Ancak Harry Potter sayesinde, Harry Potter'ın Ülkü Tamer, Kutlukan Kutlu ve Sevin Okyay tarafından Türkiye'ye yapılan çevirileri sayesinde bir anda fantastik çocuk edebiyatı saygın görülmeyen konumdan saygın görülen hale gelmiş oldu. Çeviriler sayesinde bakın. Ve o eserin batıda yarattığı etkiden dolayı zaten çevrilmesine karar veriliyor. Ve bu çeviriler sayesinde bir anda popüler edebiyat konumunda yer alan fantastik çocuk edebiyatı eserleri, şu an aklıma gelmiyor da Percy Jackson mıydı? Öyle bir yine filme dönüştürülmüş, göstergeler arası çevirisi yapılmış bir yine fantastik bir eser de var. İşte bu eserin Harry Potter'ın Türkçeleştirilmesi sayesinde bir anda fantastik çocuk edebiyat eserleri saygın görünmeyen pozisyondan saygın görülen hale geldi çeviriler sayesinde ve bir anda sosyo-kültürel yapıyı etkiledi. İşte çoğul dizge kuramı kısaca bunu savunuyor. Yani bu arada çoğul dizge kuramı sayesinde sizler belli bir kültür hakkında da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yani demek ki bu kültürde daha çok bu eserler çevriliyor. Bu şekilde siz çeviri sürecine bile bunu yansıtabiliyorsunuz. Yani çeviri sürecine demek ki bir şeyleri etkili yansıtabilmek ve çeviri sürecinde sadece işlevci çeviri kuramları uygulamak da aslında yeterli değil. Demek işlevci çeviri kuramları uygulayan bir çevirmen çoğul dizge kuramını da bilmeli ki hangi eserler saygın görülebilir, hangi eserler saygın görülemez ya da bu eseri çevirirsem bu eser çevrildikten sonra çeviri yazının, ulusal yazının inşasındaki rolü olacak mı, olmayacak mı? Merkez konumunda mı olacak, çevre konumunda mı olacak? Bunlara bile karar verebilmeli çevirmen ve bu kuramı da çok iyi bilebilmeli. Betimleyici çeviri araştırmaları diğer bir ürün odaklı kuram. Bu da aynı şekilde çeviri ürünü betimliyor. Bu betimleme ya art süremli ya es süremli olarak yapılıyor. Yani şu,
Eğer yapılan çeviri iki farklı çeviri var diyelim ki, iki farklı çeviri kıyaslanabilir belli bir metinle ilgili. Diyelim kaynak metin 1870 yılında yazılmış. Siz bu metni 1960'da karşınıza çıktı. Bu metnin yapılmış çevirisini inceliyorsunuz. Bu art süremli oluyor. İsterseniz şunu bile yapabilirsiniz. 1960'da yapılmış çevirisiyle 2020'de yapılan çevirisini incelersiniz. Bu da art süremli olur. Ya da es süremli de yapabilirsiniz. Bu da şöyle. Eser 2000'li yıllarda yazılmış kaynak metin. Siz aynı yüzyılda yapılmış çevirisini inceliyorsunuz. Bu da es süremli oluyor. Peki bir eser neden betimlenir? Neden incelenir? Mantık aynı. Bu eserin ulusal yazın inşasında bir rolü var mı? Ya da işte bu eser neden çevrilmiş? Sosyokültürel etkileri neler? Bunun için inceleniyor. TÜRİ zaten kuramını, yani betimleyici çeviri araştırmaları kuramını çoğul dizge kuramı üzerine şekillendiriyor. Ve bu şekillendirme sırasında farklı olarak şunlardan da bahsediyor. Öncelikle kaynak metni sorun olarak görüyor. Erek metni sorunun çözümü olarak görüyor. Yani sorunun çözümünde kilit olarak erek metni görüyor. Ve normlardan bahsediyor çeviride. Sosyal bilimlerden yararlanarak tabii ki. Normlar kurallar demek. Uyulması gereken kurallar. Zaten norm demek, kural demek. Bu normal demek de aklı başında olan değil aslında. Sen normal misin diyoruz ya. Normal demek kurallara uyan demek aslında. Demek ki norm kural demek. Her iki kuramda tabii ki ürün odaklı olduğu için ve erek kültüre çevirinin bir etkisi var mı yok mu bunu incelediği için erek odaklı diyoruz. Çoğu dizge ve betimleyici çeviri araştırmaları için. Betimleyici çeviri araştırmalarında TÜRİ 3 tane normdan bahsediyor. Bunlar sunumda yer almıyor ama bunları bilmemiz lazım. Bunlardan birincisi öncül normlar. Öncül normlar yapılan çeviride çevirme, çeviriyi nasıl yapmış? Kaynak odaklı mı yapmış, erek odaklı mı yapmış? Önce buna karar verilmeli. Yani çeviri eleştirmeni diyelim ki bir çeviriyi eleştirecek olsun. Önce buna karar vermeli. Yapılan çeviri kaynak odaklı mı, erek odaklı mı? Kaynak odaklıysa bu çeviri yeterli çeviri oluyor. Yani kaynak metnin yeterli çevirisi. Eğer erek odaklıysa kabul edilebilir oluyor. Erek kitle tarafından kabul edilebilir. İkinci aşamada süreç öncesi normlara geçiliyor artık. Bakın önce öncül, daha en baştan buna karar veriyor eleştirmen. Yapılan çeviriyi de çevirmen kaynak odaklı mı çeviri yapmış, erek odaklı mı çeviri yapmış. İkinci basamakta artık çeviri sürecine yavaş yavaş girilmeye başlanıyor. Ancak süreç başlamadan süreç öncesi normlara karar vermek gerekiyor. Yani yapılan çeviride çeviri politikasına karar veriliyor. Yani çevirmen çeviriyi yaparken hangi kararları almış, hangi politikaları izlemiş, hangi dilden hangi dile, hangi kültürden hangi kültüre çeviri yapıyor, hangi kaynak kültürden hangi kaynak kültüre çeviri yapıyor, buna karar verilmesi gerekiyor. Aslında bu kısım biraz dil dışı unsurlarla alakalı. Yani ekstra linguistik kriteria burada akla gelebilir. Sonrasında artık çevirmen ikinci bir norm olarak, yani çeviri süreci öncesi normlar içerisinde iki norm var. Birincisi bu bahsettiğim çeviri politikası, diğeri de çevirinin doğrudanlığı. Yani yapılan çeviri hangi dilden hangi dile yapılıyor, yani daha doğrusu şu: kaynak metin birincil mi, ikincil mi? Yapılan çeviri diyelim Rusça aslından mı yapılıyor, yoksa direkt Rusçadan yapılmış İngilizce çeviriden mi yapılıyor? Yani çevirinin çevirisinden mi yapılıyor? Biliyorsunuz Rusça bilmeyen bir çevirmen
Dostoyevski'nin İngilizce çevirisini Türkçe'ye çevirebiliyor. Bu durumda çevirinin doğrudanlığı akla geliyor. Burada çeviri A dilinden değil B dilinden yapılmış oluyor. Ve sizin diliniz de Türkçe'de C dili olmuş oluyor aslında. Tabii asıl olan çeviriyi her zaman asıl dilinden yapmak, yani İngilizce'den yapmak ya da bildiğiniz dil hangisi ise, yani sizin mezun olduğunuz mütercim tercümanlık programı Fransızcaysa, diyelim Fransızcadan işte yaptığınız Fransızca aslından yapılan çeviri her zaman daha değer görüyor. Yani çevirmen dolayısıyla önce buna karar vermeli. Demek ki şimdiye kadar iki normdan bahsettik. Öncü normlar neydi? Süreç öncesi normları yani. Yani süreç öncesi demeyelim, yanlış oluyor. Sürecin bile öncesinde olan normlar. Daha sürece geçilmemiş olan normlar. Initial norms diye geçiyor. Öncü norm. Daha henüz süreçten bahsedilmiyor bile burada. Çeviri kaynak metinden mi yapılıyor direkt? Erek metinden, yani pardon, burada yanlış oldu. Öncü normlar deyince akla ne geliyor? Kabul edilebilirlik ya da yeterlilik geliyor. Yani çevirmen direkt kaynak odaklılığı mı tercih ediyor yoksa erek odaklılığı mı tercih ediyor? Yeterli çevirim yapıyor, kabul edilebilir çevirim yapıyor. Önce buna karar vermesi gerekiyor çevirmenin. Buna karar verdikten sonra artık öncü normları geride bırakmış oluyor. Ve bu sefer diğer bir aşama, süreç öncesi normlar, yavaş yavaş artık süreç kavramı devreye girmeye başlıyor. Burada süreç öncesi normlar içerisinde ilk süreç öncesi normlar içerisinde ilk ele alınması gereken işte çevirinin politikası. Bahsettim. Politikaya karar veriliyor. Çevirmen burada hangi politikaları izlemiş, neden, hangi kültür var, hangi dil var, dil dışı öğeler yani. Sonra çevirinin doğrudanlığı. Çeviri asıl dilinden mi yapılıyor yoksa ikinci bir dilden mi yapılıyor? Yani işte Shakespeare İngilizce yazmış diyelim ama Shakespeare'in İngilizce'den Fransızca yapılan çevirisi üzerinden Fransızca'dan çeviri yapılıyorsa burada çeviri doğrudan değil, dolaylı bir dilden yapılmış oluyor. Buna karar vermek gerekiyor ve son normda, üçüncü normda artık süreç normları. Buna süreç normlarına operational norms deniyor. Yani işlem normları artık çeviriye girilmiş oluyor artık. Bu aşamada çevirmenin çeviri kararlarını alırken işte metin üzerinden küçük ölçekli mi kararları almış? Yani metinsel, dilsel kararları, sözcük seçimleri vesaire, mikro düzeyli yaklaşımlar inceleniyor. İkinci kısımda da metnişin kısım, maddisel kısımlar inceleniyor. Yani metnin yapısında yapılan büyük değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar, bunlara maddisel normlar deniyor. Metinsel, dilsel normlar daha mikro düzeyliyken, yani daha küçük ölçekliyken, maddisel normlar daha makro oluyor. Metnin yapısıyla ilgili değişiklikler çünkü metnin bütününü etkiliyor. Çevir eleştirmeni bunları da incelemesi gerekiyor. Çevirmen mikro düzeyde hangi yaklaşımları ele almış ya da maddisel hangi yaklaşımları ele almış. Bunlar incelendikten sonra ürün betimleniyor ve bu şekilde çeviri ürünün sosyokültürel yapı üzerindeki etkisi inceleniyor erek kültür bağlamında. Bu şekilde çeviri şu amaçla yapılmış, işte erek kültürü şöyle dönüştürmüş şeklinde çıkarımlar yapabiliyoruz. Çok fazla bilgi yükü var sunumda. Bazen ben bile sürçülisan işleyebiliyorum, edebiliyorum. O yüzden lütfen videonun sonrasında anlamadığımız kısımları soralım. İşlevsel çeviri kuramları da kendi içinde pek çok farklı yaklaşımlara ayrılıyor, kuramlara ayrılıyor aslında. İşlevsel çeviri kuramları çevirinin bir işlevi olduğunu savunuyor ve bu daha çok süreç kuramı olarak geçer bu kuramlar. Süreç kuramlarıdır. Yani süreç dediğim çeviri süreciyle ilgili kuramlardır bunlar. Bu kuramlar daha çok demek ki işlev boyutuyla ilgileniyor ve her eylemin bir amacı olduğunu savunuyor. Her eylemin bir amacı varsa, amaç eşittir işlevse, çeviri de bir eylemse, çevirinin de bir amacı vardır. Ve bu amaç doğrultusunda çevirmen hem iki dilli hem iki kültürlü bir uzmandır
ve burada erek kitlenin beklentileri önemlidir. Rice çevre, işlevsel çevre kuralının annesidir ve ilk defa bu işlevsellik kavramından bahseden kişidir. Metin türlerinden bahseder. Metin türlerini biliyoruz. 4 metin türünden bahseder. Bunları dilin işlevlerini geliştirerek Kalbüfler'den aldığı dilin 3 farklı organ modeli üzerinden dilin işte bir betimleme işlemi var. Çağrışımsal işlemi var. Aktarma işlemi var. Bunları ele alarak 4 farklı metin türüne dönüştürüyor. İşte betimleyici işlevi bilgilendirici olarak. Her metin bilgilendirici amaçla yazılır. İkincisi çağrışımsal işlev, yani işlemsel, buna operatif diyor. Yani metnin okuyucu üzerinde ya da dinleyici üzerinde onun bıraktığı etki ve bu etki sayesinde okuyucunun belli bir ürünü almaya teşvik edilmesi ya da duygularının depreşmesi gibi. Mesela cuma hutbeleri, vaazlar, reklam metinleri, propagandalar operatif metin oluyor. Üçüncüsü anlatımcı metin. Yani işte bu duygu anlatmaya dayalı metinler. Daha çok edebiyat metinleri. Ve son olarak da çok araçlı metinler. Yani hem görsel hem de kulağa hitap eden işte sunumlar, radyo metinleri, radyolar, radyolardaki haberler ya da televizyon içerikleri bu kategoriye girebilir. Rice, işlevsel çeviri kuramlarından ilk bahseden kişi, ancak daha çok kaynak odaklılığı savunuyor ve işlevsel eşdeğerlik kavramından bahsediyor. İşlevsel eşdeğerlik aslında günümüzde tabii tanımı genişledi artık. Mesela hot dog sözcüğünün işlevsel eşdeğeri köfte ekmek diyebiliyoruz. Ancak Rice bu kavramı ilk ele aldığında bu şekilde ele almıyor. Rice kaynak metnin işlevinin erek kültürde korunması gerektiğini savunuyor. Ve böyle bir işlevsel eşdeğerlikten bahsediyor. Yani kaynak metni yok saymıyor. Ve çeviri eleştirisi modelini geliştirirken de aslında sadece erek metin üzerinden yapılan bir eleştiri modelini ileri sürüyor. Bu nedenle de eleştiriliyor. Yani Rice işlevsel çeviri kuramlarının isim babası diyebiliriz. Ancak daha çok kaynak odaklı yaklaşımı savunur. Her metin temelde bilgilendiricidirler. Bununla birlikte metinler tabii ki işlemsel, anlatımcı özellikleri bir arada içinde barındırabilir der. Ve bunu hibrit olarak açıklar. Yani melez metin olarak açıklar. Bir metin bilgilendirici olduğu kadar aynı zamanda işlemsel de olabilir, anlatımcı da olabilir. Sadece anlatımcı olabilir, sadece işlemsel olabilir. Veya sadece bilgilendirici olabilir der başta ama eleştirilir. Galiba Edwin Jenster eleştiriyordu Rice'ı. Rice de daha sonra bunu hibrit olarak açıklıyor. Bir metin hibrit de olabilir. Yani 3 metin türünü içinde barındırabilir der. Fermer, Rice'ın öğrencisi. Rice ile birlikte bir kitap yazıyorlar. 1984'te Almanca. Bu kitap 2013 yılında Christian Anort tarafından İngilizce'ye çevriliyor. İşlevsel çeviri kuramlarının isim en önemli kuramı belki Skopos kuramı, ancak çevresinin bu kadar geç olması biraz aslında beni düşündürdü. Bütün çeviri kuramcıları mutlaka Fermer'den bahseder, işlevsel çeviri kuramlarından bahsedecekse. Çünkü çok gerçekten hala bugün bile geçerliliğini sürdüren bir kuram. Fermer bu kuramını kuram olarak değil, bir varsayım olarak açıklar. Zaten ben size de bahsetmiştim. Kuram aslında bir varsayımdır. Fermer bu kuramı açıklarken her eylemin bir amacı olduğu ve bu her eylemin bir amacı olduğundan hareketle çevirinin de bir amacı olduğunu söyler. Çevirmen pekala para kazanmak için çeviri yapmak istiyor olabilir. Ya da çevirinin arkasında yatan neden kaynak metnin yazılma amacından farklı olabilir. Erek kültürün duygularını depreştirmek üzere bilgilendirici özellikteki bir metni farklı bir metin türüne dönüştürerek aktarmak bile bir amaç olabilir. Ve bu amaç doğrultusunda kaynak metinden uzaklaşılabilir. Hatta kaynak metin tacının edilmiştir diye bir ifade bile var.
Bu ifadeyi de galiba Mary Sinan Hornby bir eserinde belirtiyordu. Kaynak metin tacından edinmiştir. Yani artık önemli olan eşdeğerlik değildir. Eşdeğerlik sadece özel bir duruma indirgenebilir. Bu özel durum bile erek kitlenin beklentilerine göre şekillenir. Önemli olan erek kitledir der Fermer ve işlevselliği bu şekilde açıklar. Yüzdoğuz Menteri de tıpkı Fermer gibi aynı mantıkla yaklaşır olaya ve bir doktora tezi yazar. Bu tezinde çevreye ilişkin eylem kuramından bahseder. O da aynı şekilde her eylemin bir amacı olduğunu söyler ve bu amaç doğrultusunda eylemlerin gerçekleştiğini belirtir. Dolayısıyla çeviri de bir eylemse onun da bir amacı vardır der. Ama bu amacı açıklarken işbirliği modelinden bahseder. Farklı olarak Fermer'den. Fermer Skopos kuramında çevirmenin yanı sıra çevirmene iş veren kişiye müşteri der. Ve çeviri işini isteyen ya da çeviri işini ısmarlayan kişiye de, yani ısmarlayan dediğim daha doğrusu çevirmene çeviriyi veren kuruma da commissioner der. Yani ara bulucu diyebiliriz. İki taraf arasında bağlantı kuran kişi. Yüzdoğuz Menteri kuramını geliştirirken çeviriye ilişkin eylem der. Yani çevirmenin çeviri sürecinde çeviriye dair attığı her adım bir eylemdir aslında der. Yani para kazanma bile bir alt amaç olabilir. Yani sub purpose ya da sub scope'u olabilir diye belirtir. Modelden bahseder Menteri. Bu modelde hiyerarşik bir model vardır. Birinci sırada işte çeviri işini başlatan, çeviriyi ısmarlayan yani müşteri, çevirmen, kaynak metnin yazarı, erek metnin kullanıcısı ve son alıcısı gibi farklı aktörler var. Bu aktörler arasında çevirmenin uzman konumunda, ara bulucu konumunda olması gerektiğini savunur ve bu ara bulucu konumunda çevirmen bir üst amaç belirler. Bu amaç doğrultusunda her işbirliği modelindeki bireyin bir amacı vardır. Yazarın amacı, kaynak metnin yazarının amacı mesela yazılan metninin dünyaya duyurulması olabilir. Çevirmenin amacı para kazanmak ya da yapılan çeviri yoluyla toplumu dönüştürmek olabilir. Erek kitlenin amacı o eseri okuyarak kaynak kültür hakkında bilgi kazanmak olabilir. Ya da tam tersi kendine yontarak çevirdiği o metni alımlamak isteyebilir. Ya da çeviri işini başlatan işte yayın evinin amacı eseri görünür hale getirerek bu eser sayesinde ün yapmak olabilir. Yani herkesin farklı amaçları olabilir. Fermer ve Yüzdoğuz Menteri'nin kuramlarının her ikisi de genel çeviri kuramları olarak bilinir. Her ne kadar bunlar kullanmalık metinler için geliştirilmiş gibi görünse de tek tek metinler için yazılı ve sözlü çeviriye de uygulanabilirler. Ve edebi çeviride de uygulanabilirdir bu kuramlar. Günümüzde hala bu kuramlar geçerliliğini sürdürmektedir. Ve hala bir üst amaç belirlememiz gerekmektedir çeviri sürecinde. Çevirmenin sadece şunu düşünmesi gerekir bu kuramları uygularken. Menteri'nin kuramı işbirliği modelini ta 84'te savunmuştu. 90'lı yıllarda savunmuştu. Günümüzde zaten internetin olduğu bir ortamda ya da ağ teknolojisinin olduğu bir ortamda çevirmenin izole bir şekilde çeviri yapması beklenmemelidir. Çevirmen çeviri kuramlarını uygularken çeviri sürecinden sorumlu uzman ancak tek başına bırakılmaması gereken bir uzmandır. Hepimiz birimiz hepimiz için demelidir çevirmen. Birlikten kuvvet doğar, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eller çoğalınca işler hafifler. Demek ki çevirmen çeviri sürecinde kuramları uygularken izole edilen bir uzman olarak algılanmamalıdır kesinlikle. Bunun da ötesinde çevirmen kolektif bir çalışma içinde olması gereken ve görünürlüğün artırılması gereken bir uzman olmalıdır. Yalnız çalışan çevirmen örneği solda, işbirliği yapan çevirmenler sağda. Niye böyle bir örnek bulduk resim olarak? Yalnız çalışan çevirmen
çeviri sürecinde yalnız bırakıldığı için sonunda Şirazi'yi kaydırabilir, çıldırabilir. Çünkü her şeyi tek başına yapmak zorunda. Ama işbirliği yapan çevirmenlere baktığımız zaman süreçte hep birlikte çeviri yapıyorlar. Ve nihayetinde bu çeviri sayesinde, işbirliği sayesinde çevirmen süreci daha kolay atlatıyor. Ve daha kolay atlattığı için daha mutlu bir yüz ifadesi var. Demek ki bu kuramları uygularken bir işbirliği modeli uygulamamız lazım. Ancak bu işbirliği modeli, mentorun işbirliği modeli tabii eski bir model. Bu modeli geliştirmemiz lazım. Mesela size bir çeviri işi geldi. Önce bir proje yöneticisi belirlemeniz gerekiyor. Yani çeviri projesinin başından sonuna kadar size ne yapmanız gerektiğini belirten bir organizatör gerekiyor. Mesela birine Seda Özmen adlı çevirmene sen çevirinin şu kısmından sorumlusun. Hatice Avdetek sen şu kısmından sorumlusun. Dilan sen Seda'nın yaptığı çeviriyi düzelteceksin. Aziz sen çevirinin şu kısmını düzelteceksin. Sen şu kısmına şunları ekleyeceksin dediğiniz takdirde çeviride hem daha hızlı bir üretkenlik elde ediliyor hem de çeviri daha süreci daha kolay atlatılıyor arkadaşlar. Ancak bu işbirliği modeline tabii ki dahil olurken her şeyi baştan bitirmiş olmanız lazım. Çeviri nedir? Siz uzman olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hangi kuram ve yaklaşımları çeviri sürecinde uyguluyorsunuz? Bunları net bir şekilde refleks haline getirmeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. İşlevsel odaklı çeviri kuramlarını bilmeniz gerekiyor. Ürün odaklı çeviri kuramlarını bilmeniz gerekiyor. Çeviri sürecinde ödünçleme ne demek? Yerleştirme ne demek? Çıkarma, uyarlama ne demek? Bunları bilmemiz lazım. Ödünçleme demek, kaynak metindeki sözcüğü olduğu gibi almak ya da Türkçe sesletime uydurarak aktarmak. Yani transliterasyon yapmak. Yerleştirme sözcüğü yabancı olarak bırakmayarak yerli hale getirmek. Mesela Jesus Christ Yüce İsa yerine aman Allah'ım demek gibi. Yani yerli hale getirmek ya da hot dog sosis ekmek yerine köfte ekmek demek. Çıkarmak sözcüğü atmak yani omission yapmak. Uyarlamak yerleştirmeyle aynı zaten. Adapte etmek yani adaptation. Açımlama. Eğer cümle çok anlaşılmayacak bir cümle ise ya da sözcük bunu açılmayarak aktarmak. Mesela karışık İskender'i yabancı bir kültüre açımlayarak aktarırsınız. Ya da sadeleştirme yapabilirsiniz sözcükte. Veya karışık İskender'i olduğu gibi bırakıp yabancılaştırma yapmayı tercih edebilirsiniz. Eski dilde yazılmış bir sözcüğü güncelleştirerek aktarabilirsiniz. Ya da yeni eklemeler yapabilirsiniz, genelleştirebilirsiniz ifadeleri vesaire. Bu yaklaşımları uygularken sadece yaklaşımları nerede nasıl uygulayacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Nerede mikro yaklaşım uygulayacaksınız? Nerede işte rank restricted yaklaşımlardan faydalanacaksınız? Nerede makro yaklaşımları uygulayacaksınız? Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları bildiğimiz takdirde biz çeviririz, dünya döner. Bilmediğimiz takdirde her şey tepe taklak olur.